Arkadaşlar yerel saat farklı meridyenler üzerinde bulunan yerlerin kendine göre farklı zamanları olmasına yerel saat diyoruz. Aynı meridyen üzerindeki noktalar güneşin önünden aynı anda geçerler. Bu nedenle yerel saatler aynıdır. İki meridyen arasında meridyen farkı büyüdükçe yerel saat farkı da ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bunu ispatlamamız için ne yapacağız? Aynı meridyen yeri üzerinde bulunan A ve B noktaların Kesinlikle ve kesinlikle neleri aynıdır diye sorulduğunda ilk yapacağımız yorum kesinlikle ne olmalı bunların yerel saatleri aynı olmalı yorumudur. Bu önemli bir detay. Çünkü güneşin karşısından aynı anda geçiyor aynı meridyen yerine sahip noktalar. Peki ulusal saat neydi? Hemen onu bir hatırlayalım. Ülkelerin zaman eşitliğini sağlayan önemli detaylardan bir tanesi. Her 15 meridyende tekrar ediyorum bir saat dilimi geçiliyor ulusal saatler 15'in katları olan meridyenlere göre ayarlanıyor. Tarih değiştirme çizgisi 180 tarih değiştirme çizgisi olarak kabul ediyoruz. Doğu yarım küreden batı yarım küreye geçerken bir gün geri, batı yarım küreden doğu yarım küreye geçerken bir gün ileri alınır. Geoetlik neydi hemen onu hatırlayalım yerin kendine özgü şekline de biz geoidlik diyoruz. Geoidliğe bağlı birçok şey değişebilir arkadaşlar ama temel unsurlarda ya da aklımıza gelecek ilk unsurlar şunlar olmalı. Yer çekimi ve yer yap geoidlik ilgisiyle tamamen bağlantılıdır. Lütfen unutmayalım bunu da. Greenwich nedir arkadaşlar? Greenwich başlangıç boylamı ya da meridyen olarak kabul ediliyor. Derece sıfırdır. İngiltere'nin Greenwich gözlem evinden geçmektedir tamamen ne demiştik arkadaşlar siyasal nedenlere bağlı olarak Greenwich İngiltere'den geçirilmiş. Yoksa dünyanın tam ortası olarak kabul etmemiz zaten bu anlamda mümkün değildi. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı her yer tam ortası olabilirdi. İngiltere'nin bunu alması Greenwich'e sahip olması ya da başlangıç boylamına sahip olması tamamen siyasal üstünlükle alakalı olmuştur. Zamanında unutmayalım. Başlangıç medyenin uzaklık. Aynı medyenin üzerindeki noktaların başlangıç medyene olan uzaklıkları aynı değildir. Şimdi kutuplara doğru gittikçe azalır dünyanın şekli demiş. Bunu hemen detaylandıralım. Hatırlamamız gerekirse meridyen yayları nasıl çiziyordu arkadaşlar? Bir kutuptan diğer kutuba. Şimdi burada sıfırımız var. Burada A noktası, burada B noktası, burada da C noktası var. Şimdi bakarsak eğer şöyle çizdiğimizi varsaysaydık. Onduğu. Hepsinin uzaklığı başlangıç meridyenine aynı gibi gözüküyor. Ama burada lütfen önemli detay var. Hataya düşmeyelim. Ne diyoruz biz? Yay şeklini çizdikleri için A noktası kutup alanına daha yakın bir merkez olduğu için ne olacaktır? A noktasının başlangıç meridyenine uzaklığı çok daha yakın iken aşağıda ekvatorda bulunan B noktasının uzaklığı çok daha fazladır. Bu da tamamen dünyanın şekliyle ilgilidir. Peki tan ve grup sürelerinden bahsedelim. Şimdi tan ve grup süresi ÖSYM tarafından sıkça sorulacak sorular içinde mutlaka yerini alacaktır. Tan deyince arkadaşlar şafak da diyebiliriz buna. Güneş doğmadan önceki alacak karanlık anını düşüneceğiz. Dünya ekvatorda hızlı döndüğü için bu süre hemen detay verelim. Çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru ne yapıyordu arkadaşlar? dünyanın şeklinden dolayı azalıyordu. Bu azalma sayesinde ne oldu? Dünya grup ve tam sürelerinin her yerde farklı yaşadı. Yani ekvatorda grup ve tam süresi hızın fazla olmasından dolayı fazlayken ekvatordan uzaklaştık. yani kutba gidildikçe bu hız ne yapacaktır? Azaldığı için Tan ve grup süresi de artacaktır, uzayacaktır. Lütfen unutmayın. İki ülke örneği isterse bizden biri Ekvator bölgedeki Brezilya, biri Norveç olursa Norveç üzerindeki tan ve grup süresinin çok daha uzun olduğunu, Brezilya'daki tan ve grup süresinde çok daha kısa olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bilgi ışığında unutmayın. Yine grup süresi arkadaşlar. Güneşin batış anındaki ee, o süreye biz ne diyoruz? Grup süresi diyoruz. Tan süresi gibi Ekvator'da grup süresi de kısadır paralel olarak. Matematik konum birinin enlem, boylam ve bulunduğu yarım yarımküreye ait özellikleridir. Buna paralel özel konumda birinin yer şekilleri, jeolojik yapısı, iklimi, ekonomik konumundan dolayı taşıdığı bütün kendine has olan özellikleridir. Unutmayın. Yine önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Yerin hareketleri ve sonuçları ile ilgili soruları çözerken aşağıdaki bilgi ve yorumları lütfen unutmayalım. Gün boyunca güneş ışınlarının açısına bağlı olarak değişen özelliklerin eksen hareketi sonucunda oluştuğunu. Eksen hareketi neydi bir hatırlayalım. Günlük hareket. Dünyanın eksen hareketi sonucu rüzgarların saptığını, akıntıların halkalar oluşturduğunu... Ekvatorda termik alçak basınç, kutuplarda termik basıncın dünyanın şekli sonucu oluştuğunu, 30 derece dinamik yüksek basınç ve 60 derece dinamik alçak basıncın dünyanın eksen hareketine bağlı olarak oluştuğunu, dünya eksen hareketini 24 saatte yaptığı için iki meydan arasının 4 dakika olduğunu, bir saatte güneşin doğduğu erken ve batıda da geç doğduğunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için. Bakın arkadaşlar burada önemli bir vurgu var. Dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir. Bu dönüşünü biz tam tersi yaparsak yani dünya batıdan doğuya değil de doğudan batıya doğru dönmeye başlarsa ne gibi farklılıklar olur gibi sorularla karşılaştığımızda bu yaptığımız yorumları tersine çevirerek rahat bir sonuca ulaşabiliriz. Nelerdir onlar? Gelen saat doğuda ileri batıda geridir. Dünyanın dönüşünü tam tersi olduğunda bu durum yine tam tersi olacaktır. Yani doğuda saat artık geri batıda saat artık ileri olacaktır dünyanın dönüş yönü değiştiği zaman lütfen unutmayın. Güneşin doğuda erken batıda geç doğduğunu yine aynı şekilde dünyanın dönüş yönünü terse çevirirsek yani batıdan doğuya değil de doğudan batıya doğru dönmeye başlarsa ne olacak? Tam tersi doğuda güneşimiz ne yapacak? Bu sefer geç doğacak. Batıda ise erken doğacak. Bunu da unutmayın. Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi elips olduğundan lütfen önemli bir vurgu. Dünyanın yörüngesi elips olduğunda güneşe yaklaştıkça hızlı uzaklaştıkça yavaş döndüğünü lütfen unutmayalım. Yani bu anlamda hızımızın da yörüngenin şekliyle paralel olduğunu tekrar vurgulamış olduk. Mevsim sürelerinin eşit olmamasının, günete ve günbe durumlarının oluşmasının, dünyanın yörüngesinin elips olmasının bir sonucu olduğunu da lütfen unutmayalım. Yıl boyunca değişen özelliklerin eksen eğikliğine ve yıllık harekete bağlanacağını, eksen eğikliği azalıp çoğaldığında sıcak ve soğuk kuşağın aynı anda daralıp genişleyeceğini lütfen unutmayalım arkadaşlar. Dönencelerin ve kutup dairelerin yerinin eksen eğikliğine bağlı olduğunu, gölge boyunun güneşlerin gelme açısı büyüdükçe küçüldüğünü, gün boyunca ve yıl boyunca enleme bağlı olarak gölge boyunun değiştiğini ki gölge boyu yıllık ve günlük hareket için ortak bir özelliktir. 20 Haziran'da güneş ışınlarının yengeç dönencesine dik geldiğini, Ekvator'dan kuzeye gittikçe gündüz süresinin uzadığını, 21 Mart 23 Eylül'de güneş ışınlarının Ekvator'a dik geldiğini, gece gündüz eşitliği yaşandığını da lütfen arkadaşlar unutmayalım. Müzik